Arkadaşlar merhabalar. Will Rogers Dawn Amerika yarışları çalışmalarım bitti. Bunu yayınlayacağım. Arkadaşlar program çok kolay geldi bana. Maiden ve şarkı yarışları var. Bunlar da genelde ağırlıklı olarak favori ve plase bitirirler. Zaten seçilmiş atlar da var. Yani misliğe gitmiş oyun benim gördüğüm bu akşamki yarışlarda. İkili bahisleri bence daha çok kazanç sağlar. Altılı beşler misliğe gitmiş durumda. Maiden koşular ilk başta onlar var. Bunlardan ters bir at gelirse para yapar Maiden'lardan. Onu da zor ne zannetmiyorum, zor. Burada başlayalım, burada Maiden koşusu var. 11 ve 12 nolu atları öncelikle yazmanızı tavsiye ederim. Handikap puanlarından belli zaten handikapörlerin verdiği. Yalnız bu grup biraz yanına at istedi. 9, 10, 6, 7, 3 nolu atlar da şanslı durumundalar. Her ne kadar 11, 12 ön planda olsa da bende. Bu diğer atlar da şanslı durumundalar arkadaşlar. Geçiyorum burayı. Yani, bültenlerin favorilerine dikkat edin. Genelde onlar bilirler, tuttururlar yani. Tekrar bir maidenla devam ediyor. Çok at var ama atların kalitesi ayrılmış. Yukarıdan iki tane atımız var. Bu iki attan hani biri gelmezse biri gelir diye tahmin ediyorum. Ayrılmışlar. Handikap puanlarından belli. Bunu benim söylememe de gerek yok. Sizler de biliyorsunuz. 2-11. Ben ayrılmadan yazılması taraftarıyım. İkisinden birinin de birinci olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Olmazlarsa ne olur? Sıralama devam eder. 1-9-7-10 şeklinde. Eğer 10'un da altına ineceklerse şu handikap puanı olmayan atlar var iki tane. Favori verirlerse ön plana alın. Onun dışında ben handikapörlere güvenerek bu atların, şu iki atın kazanabileceğini net olarak söyleyebilirim. Geçiyorum burayı da. Basit maidenler. Şartlı dişi bir yarışımız var. Arkadaşlar burada 3 numara grubun iki taraftan da büyük atı şu anlama geliyor. Bu at bunların hepsinden bir 5 boy önde yarışını bitirir demektir. Eğer bu at ikinci olursa yarışta başka şeyler olmuş demektir. Net olarak söyleyeyim. Tektir yarın, geçilmez. Geçilirse, eğer ikinci olursa yarışta istemediğimiz şeyler olmuş demektir. Üçüncü olursa diyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi 3 numara normalde bu gruba geçilmez arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Tekrar bir maiden geldi. Yine altının içerisinde. Yine 3 tane at burada ayrılmış. Handikap puanlarını zaten görüyorsunuz. Benim önceliğim 4 ve 9 nolu atların beraber yazılması. Daha sonra bu iki atın dışına çıkarsa da 10 numara bu grubu ikilinin içine girebilir. Onun dışında gelecek atları bilmiyorum. Yani çok fazla yarışları da yok. Favori verilen olursa bu grubun içerisinden değerlendirin. Handikapsız bir at var. Favori çıkarsa değerlendirin. Ama koşu görmüş iki tane handikapı yüksek iki atın da normal şartlarda bu grubu geçmesi gerekiyor. 9, 4 ve 9 nolu atlar. İkilinde hatta böyle bitmesi gerekiyor benim mantığımca. Geçiyorum burayı da. Çok fazla bir şey yok. Tekrar bir maiden var. Maiden olduğu için dediğim gibi birinde sürpriz çıksa birinde favori çıkar. Yalnız bir ayakta sürpriz yaparlar. Misleri engellerler. Hangi ayakta yaparlar? Nerede olur? Bilmiyorum. Diğerleri normal biter. Bu koşunda favorisi bende 9 numara çıkıyor. Handikapından dolayı. Handikapör böyle sevmiş. Ben de kabul etmek zorundayım. 9 koşmazsa, yarışını yapmazsa 1-4-7 diye sıralamam gidiyor. İsteğiniz kendi bilginiz dahilinde sıralamanızı yaparsınız. Şansınızı denersiniz diyeyim. Zor bir yarışlar değil. Şu handikapsız atlardan favori verirse her zaman söylediğim mutlaka ön plana alın. Onların da bir bildiği vardır. Benim bildiğim bu. Geçiyorum burayı da. Şartlı bir yarışımız var. Burada da 6 numara benim favori atım. Kazanması gayet normal, doğal bir sonuç olur benim açımdan. Eğer 6 yarışını yapmazsa 5 numara devreye girer. Hemen akabinde. 6-5 ikilisini bekliyorum. Diğer rakibi de benim gördüğüm diğer ekürü 2 numara. Yani bu 3 attan ya da yukarıdaki 2 attan sekmesi lazım ki diğer atların şanslı olması gerekiyor. Zor bu 6-5 yarışını, biri bıraksa biri bırakmaz. Bunlar da favori plase çıkarlar tahminim. Yani şey değil, zor yarışlar yok. Ayrılmış atlar bunlar. Geçiyorum burayı da.
Gene bir şartlı yarışımız var. Gene yeşil bölge yukarıdan 2-8 nolu atlar. Yukarıdalar 8, bir nebze olsun önde diyeyim ben size. 8, akabinde 2. Olmazsa bu iki atın arasına 9 girer. Başka da at bulamadım ben. Yani çok zor çıkar bunların dışına. Bu yeşil bölgelerin dışına zor çıkıyor. Bir yarışta dediğim gibi bir favori getirmiyorlar, sürpriz getiriyorlar. Diğer yarışların tamamı normal bitiyor. Gördüğünüz gibi yarın çok zor bir program yok. Mislik bir program var. Bunların da ikililerinden tutturabilirseniz ikramiye kazanabilirsiniz. Onun dışında sıkıntı gözükmüyor. Evet, benden bu kadar. Program zayıf olduğu için çok da fazla yüklenmeyin derim. Önümüzdeki yarışlara bakacağız. Onları da çalışmalarını yapacağım artık. Beğenileriniz için, yorumlarınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun diyorum. Sağlığınıza da dikkat edin. Bu günleri de böyle atlattıktan sonra umarım ileriki günlerde hem kendi yarışlarımız gelir. Yani bizler de çalışmaya başlarız. Evlerde sıkılıyoruz. Ben de sıkılıyorum. Yalan değil. İnşallah düzelir de herkes işinde gücünde olur. Kendinize iyi bakın tekrar. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.